cevaplamamız lazım. Belki hocam cevap lazım. Ben soru olarak sorayım. Hocam, biz başarılı bireyler mi yetiştirmeliyiz, mutlu bireyler mi? Ya da mutlu çocuklar mı, başarılı çocuklar mı diye böyle bir size yöneltmişim. Aynen. Başarı tanımı somut olan bir şey değil ki. Yani kime göre, neye göre ne başarılı. Ama huzur insanın merkezinde olduğu zaman zaten birçok şeyi başarı da geliyor zaten otomatik. Başarabilir. Zaten huzurlu insanlar olmadığı sürece onun başarıya yönelik mücadeleleri olmayacaktır. Şimdi hocam, bu sözünüzü sık sık böyle spot olarak dönmesi lazım televizyonlarda. Çünkü biz başarı odaklı, yani süreç değil sonuç odaklı kafası çalışan millet haline geldik. Bu da işte beraberinde birçok sosyolojik, psikolojik sorunları meydana getiriyor. Zaten şu var, yani bedelini ödemediğiniz her şey elinizden uçar gider, değersizdir. Ama bedelini ödediğiniz her şey değerlidir ve iyi kazanımlardır. Bu şey önemlidir. Az önce söylediğiniz kişisel gelişimden tabii neyi ifade etmek istediğinizi pek şey yapamadım ama kişisel gelişim kişisel donanımdır. Kişisel donanım insanların topluma yönelik, kendi içine yönelik, çünkü iç mekanizmayı siz kontrol edemediğiniz takdirde topluma yönelik refleksleriniz veya fraksiyonlarınız dengeli olmaz. Yani belli bir periyotta gitmez. O açıdan kişisel donanımı neye göre yapmalısınız? Kişisel gelişim hani toplumun anladığı şekilde sadece egoyu, bir takım bilgiyi sadece birilerini kullanmak ya da ezmek için kullanmak değil. Ben buna kişisel gelişim demiyorum. Kişisel gelişim insanın erdemine uygun yapılan donanımların tamamı olarak kabul ediyorum. Bu anlamda kişisel gelişim önemlidir. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında bu belki çok uzun ama anlamlı bir konu. Ortaya çıkan suçların tamamı toplumun hazırlayıp bireylerin işlediği suçlardır. Dolayısıyla toplum suçu hazırlar, birey işler. Ancak bu toplum yine bireylerden oluşur değil mi? Evet. O zaman bu bireylerin güçlü donanımları, yani kendi iç dinamiklerine yönelik ve toplum dinamiklerindeki kazanımlarına yönelik güçlü olduğu takdirde siz toplumu etkileyebilirsiniz. Onun için mesela güçlü liderler yukarıdan aşağıya toplumu şekillendirir. Ama güçsüz liderlerde ise tam aksine toplum liderin şeylerini belirleyebilir. O açıdan bizim burada toplumun hangi suçları hazırladığı, hangi yönde eğitim olsun, hukuksal anlamda olsun, ekonomiksel anlamda olsun insanı şekillendirdiğini görebiliyoruz. Yani televizyon bizi şekillendirebiliyor mu? Rahatlıkla şekillendiriyor. Hukukun ortaya koyduğu bir takım normlara siz uyuyor musunuz? Uyuyorsunuz. Eğitim sizi şekillendiriyor. Dolayısıyla bu toplumun üretip size, sizin sofranıza sunduğu kişisel karakterlerdir. Siz bu gömleği giyiyorsunuz, siz o oluyorsunuz ama siz kendinizi tanımlamıyorsunuz aslında.